Merhabalar. Sezonun son roundunda yine Uğur'la beraberiz. Uğur'cum merhaba. Merhabalar abi. Bu sefer buradayız. Bu sefer Şimdi... stüdyodayız. Uğur genelde ben orada otururdum. Ali burada otururdu. Ali'ye tekrar geçmiş olsun diyorum. Ali Euro 2021 programlarıyla beraber yeniden burada olacak. Onu söyleyeyim. Ee, yeni e konuştum ben de. İyi, gayet, gayet keyfi ufak bir operasyon olmak ve sonra istirahat etmesi gerektiği için. 5 ee, şamp Beşiktaş'ın şampiyonluğu. <laughs> son iki haftada olamadı. Ee, biz de son roundun bu bu sezonun son programını yapıyoruz. Gelecek sezon tekrar son round olacak elbette. Ee, gelecek sezona kadar bugünden itibaren veda ediyoruz. Uğur sağ olsun geldi. Geçen hafta da uzaktan da olsa son röntu birlikte yapmıştık. Çok da izlediğiniz teşekkür ederiz. Ee, son programımızda seninle birlikte olmaktan gene mutluyum kardeşim. Hoş geldin. Benim için de büyük keyif abi. Ee, Şampiyondan başlayalım. Aynen öyle. Beşiktaş ben maratoncuya benzetiyorum. Maratona en iyi koşan takım oldu. Son çok düzlüğü... doğru tespit. Böyle hani son 500 metre bu Amerikan filmler olur ya böyle ha, tükenmiş ha, işte ha. falan artık ciğeri dışarı çıkıyor falan zar zor, zar zor çizgiyi yani geçti. Tırnaklar geçiyor falan. Hani bir aynen iki, 200 metre daha sonra bitiremeyecek gibi ama evet. e, bir şekilde bitirdi ve bir adım önde de olsa tamamladı. Önemli olan budur. Ve hani e, şunu söylemek lazım bence. Hani her hikayenin başı sonu ortası var. Tamam sonu çok tatmin edici olmay olmadı ama bu işin esas bir gövdesini en iyi yapan her zaman Beşiktaş'tı. Bunu herkes Tabii. kabul etmeli bence. Fenerbahçe'lisi de Galatasaray'lısı da. Yakın bir yarış olduğu için herkes ya ben şuradan olabilir miydim, buradan olabilir miydim? Hoca şuradan kanat notunu kırmasaydı olur muydu falan gibi. Hepsinin gerekçeleri var. O hepsi olabilirdi gerçekten. Fenerbahçe'de Galatasaray'la konuşacağız ama olabilirdi o başka bir şey. Olmak başka bir şey. Olmayı da gerçekleştirirken en çok handikapa sahip takım da Beşiktaş'tı. Ve bu handikaplarına rağmen bunu yaptı. O yüzden e, bence ilk önce bunun takdir edilmesi lazım. Yani şimdi Beşiktaş tabii bu sene çok doğru söylüyor. Şimdi bir maraton 42 metre, 42 kilometre 150 metredir. 42 kilometre 150 metre maratonun resmi ölçüleri. Yani 150 metre mi kaçtı hatırlamıyorum öyle o civarda. Onun sebebi de o kraliyet ailesi ilk yapıldığı zaman kraliyet ailesi yürümemiş o çizgiye kadar. <laughs> falan ondan. İngiliz kraliyet ailesi demiş ki siz buraya getirin. <laughs> 150 daha mı koşmuş? 150, 150 metre falan da öyle olmuş. Neyse işte. Yani Beşiktaş o 42 kilometreyi genelde iyi koştu. Aslında kötü başlamıştı. Yani i̇lk 2-3 kilometre kötü gitti. Ondan sonra toparladı, yakaladı, geçti. Çok iyi gitti. Farkı açtı. Yani son mesela 35. 40. kilometreye doğru bayağı fark açtı. Ama son 150 metrede artık veriyordu neredeyse. Ee, lakin bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi diğer rakibinin kondisyonu daha iyi. Çünkü işte Adamın bacağı yoruluyor ama işte daha kası iyi, işte başka kas devreye giriyor, kolu bozuluyor ama işte ne bileyim sol kolu daha kuvvetli oluyor falan filan. Yani her iki rakibinin de kadro derinliği ve bana göre kalitesi çok daha öndeydi Beşiktaş'a, Beşiktaş'a nispeten. Ama Beşiktaş kendi bütünlüğünü, beraberliğini iyi koruyarak son düzlükte de artık Gezzal'ın büyük performansıyla finişe gelmeyi başardı. Bunca yıllık teknik direktörlük hayatımda benim hani kupam yok. O yüzden bu sene kupa kazanmayı çok istiyoruz diyen finale çıktıktan sonra kendi adama da çok istiyorum diyen Sergen Yalçın iki kupanın ikisinde de finale geldi. Birinde şampiyon oldu. Diğerinde de e, yarın çıkacak finale. E, belki onu da kazanacak. Sonuçta 2'de 2 yapma ihtimali var. 2'de 0 yapabilirdi. 2'de 0 yapabilirdi. Ama sonuçta buraya kadar getirdi. En son e, bu kadar zorlu bir ligde Başakşehir gibi bakın sene başı konuşuyorum. Başakşehir gibi, Trabzonspor gibi, efendim e, Fenerbahçe gibi ve Galatasaray gibi çok kuvvetli takımlarla başladığı şampiyonluk yolunda ya yani en zayıf takım Beşiktaş filan, en kadro zayıf, zayıf kadro Beşiktaş denirken e, buraya kadar getirmesi gerçek bir Sergen Yalçın başarısıdır. Tekrar ve tekrar ve tekrar ve defaatle Sergen Hoca'yı başta olmak üzere bütün Beşiktaşları kutluyorum. Ya kesin öyle. Şimdi <laughs> bence bir kere ya, sadece problem problemiyle birçok şey ifade ediyor. Şimdi Abubakar olmayınca Yerine alınmış yedek oyuncu. Bir numaralı yedeği bu adamın. Bir buçuk yıldır top oynamayan. Beş aylığına hani oynar mıyım biraz. E, hani fiziğimi iyi tutayım diye gelmiş. Cenk Tosun. Bu Adamla sakatlanmış. Abubakar varken Cenk Tosun vardı. Abubakar yokken Cenk Tosun yoktu. Tabii. Şimdi bu adamın yedeği yok. E, bu adamın üçüncü yedeği senin sol açığı Sol açıkta performans almasını Santifor'da alamıyorsun. Böyle Doğru. bir iki istisna maç hariç. Performans vermemiş bir oyuncu. E, bir noktada çıktığın yer. Hatipay'ı mı devşireyim, Necmi'yi mi devşireyim, Gökhan Töre'yi mi devşireyim? Ve sen dördüncü sağ açığına Santrfor yapmıştın. Ve sen bütün önemli haftaları böyle oynuyorsun. Ya dördüncü Santrfor ya dördüncü sağ kanat Denizli Spor'da olsa dalga geçilir bu ligde. 21. Tabii. takımın Tabii. da olsa dalga geçilir. Şampiyonla oynuyorsun, şampiyonla alıyorsun bu şekilde. Tabii. Ya şimdi bu, bu zaten ne kadar büyük eksiklik olduğunu, derinlik problemi olduğunu gösteriyor. Ama yani Sergen Hoca'nın aldığı verim şuradan belli. Hani gerçekten kafa kırık mensa hariç ki ona da çok uğraştı bence yani. Tabii. Hak ettiğinden de fazla da şans da verdi tanıdı. Herkesinden bir derece performans verim aldı. Ben verimi düşen bu adam aslında çok iyiydi de Sergen Yalçın beceremedi bu adamdan verim almayı diyebileceğim. Hiç kimse yok. Tabii. Hiç kimse yok ya. Yani bir kaldı ki mensahatında ben böyle olduğunu düşünüyordum. Mensahat'a düşürdüğünü düşünmüyorum. Mensa zaten buydu. Onun için Laiç bile kritik maçlarda devreye girip işte biraz daha çeşitlilik yarattı. Orta sahada ceza sahasına girdi. Ee, hani aksiyona girdi yani. En azından adam silkindi bir tabii ki layıç. Layıç değil. Tam anlamıyla ama dipteyken dibin biraz yukarısına çekmeyi başardı. Diğerlerine girmiyorum bile işte. Josefin, Abu Bakar'ı. Ersin'le şampiyon oldu. Tabii. Şimdi Ersin'i küçümsemek için demiyorum bunu. Ama Ersin çaylak bir kaleci. Çaylak Kesin. bir kaleci. Maç kurtarmadı yani. Bak, 21 lig takımındaki en çaylak kaleci Ersin. Maçta kurtarmışlığı yok. Hani bu seviye kaleciyi kullanan bir tek şey oluyordu böyle mesela. Yani artık full batmış. parayı ödeyememiş. 10 kişi serbest kalmış takımların kalecisi. Bu ligde. Evet. 2001 doğumlu falan oluyor. böylesi bir kaleciyle devam ediyorsun. Ben bu arada yaşına göre gerçekten olgun olduğunu düşünüyorum. İş yaptığını düşünüyorum. Ortaya koyduğu performans gerçekten iyiydi. Ama tabii ki asıl bir kaleci kesinlikle değil. Şu anki ligin hani kaymak tabakası, işte takımına katkı veren kaleci sınıfında mı? Değil. Beşiktaş nasıl bir tasarrufta bulunur bilmiyorum ama sonuçta böyle bir durum var. Öbür taraflardaki eksikler ortada Rıdvan'ı, Rıdvan Sergen Hoca döneminde düzgün oynamaya başladı. Caner'i kesti, Caner'i yolladılar. Rıdvan milli takıma kadar yükseldi bir de milli takımda kesti şimdi Caner'i. Yani şimdi bu, bunun da bir açıkçası ifade ettiği bir durum var. Herkesten verim alabilen bir hoca ya da şey dememek lazım. Yani bu iyi oynadı, bu iyi oynadı, şampiyon yaptı. Gezdal istisna atıyorum, Gezdal başka bir şey. Onu ayrı bir parantez açarız birazdan. Ama burada aslan payı kesinlikle Sergen Hoca'nın. Sergen Hoca'ya şuradan bakmak lazım. Yani bize onu överken şuradan övmek, şuradan düşünmek lazım. Bu seneden değil. İlk geliyor Abdullah Avcı'dan sonra. Bakın bu Beşiktaşlara bu bilgiyi ilk defa veriyorum. Abdullah Avcı giderken diyor ki Ahmet Nurçebi işte ayrılıyorlar. Şu işte hayırlı olsun i̇şte hakkını helal et şu bu filan. İşte avukatlar şeyi görüşür. Tazminatı vesaire vesaire. En son Abdullah Avcı diyor ki papazlardan kurtulmadan Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyor. Tamam? Sergen Hoca o takımı alıyor. Caner var takımda, işte Gökhan var, Burak var falan. Boateng var. Elneni var. Efendim, stoperde e, Ruiz, var. Ruiz var. Ruiz var falan. Bir takım alıyor takım. Sergen Hoca aldıktan sonra bir yere geliyor ama asıl pandemi arasından sonra ligin en, iyi, en çok puan toplayan takımı. Yani Sergen Hoca Şubat gibi geliyor, Ocak sonu Şubat gibi geliyor. O arada biraz toparlanma. Mart'ta pandemi arası var. Sonraki dönemde en çok puan toplayan takımı. Sergen Yalçın takımın başına geldiğinden beri Beşiktaş ligin lideri. Maç başına puan ortaması da Sonra diyor ki tamam yani Burak zaten gidiyor. Parasından dolayı gidiyor. Bir buçuk milyon euro bırakıp da büyük Beşiktaş'lık yapıyor. Sonra diyor ki hani papazlar var ya papazlar. Caner'i istemiyorum Caner'i gönderin diyor. Bak Abdullah Avcı'nın lafından geliyorum buraya. Burak zaten gidiyor. Parayı da bırakıp. Caner'i de istemiyorum gönderim diyor. Gökhan isterse kalsın diyor. Ama Gökhan da o sırada Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Gidiyor. Elneni'yi çok istiyor. Mutlaka kalsın diyor. Elneni çok istemiş. Bayağı evet. istemiş. Bu Atenge de gitsin diyor. Tamam. Vida'yı da maaşı yüksek satalım diyorlar. Bulamıyor. Vida da gitmiyor. işte. o parayı nereden bulacak adam yani. Öyle bir şey filan. Zaten Karyus'u oynatmadı. Her kaleye geçirdi. Hatırlayın. Kendisi şey döneminde. En son diyor ki ya kaleciye zaten en son ya gelene kadar daha çok eksiğimiz var dedi yani. Adam. Sonra geliyor bu seneye. Ya biz şunu biliyoruz diyor. Yani kadromuz ne kadar eksik olursa olsun. Sergen Yalçın'ın sözleri bunlar. Beşiktaş'ta yani başka şansın yok. Şampiyonluğu oynamak zorundadır yani. Bunun başka ihtimali yok. Kadromuz ne olursa olsun diyor. Sonra geliyor Ersin. Var. Yokan gitmiş. Yok. Kimse yok. Soru işe boş yani. Burada diyor. Bir hafta kadar da şimdi boş. Burada diyor. Burada burası da boş. Ya burada komple boş. Bak komple boş. Sağ yok. <laughs> <laughs> Vida soru işareti. Her an satabilir. Yani Mümkünse satalım. Satılmadı tamam diyor kalsın. Tamam kalsın diyor. Sonra diyor ki bana Wellington'la şey alın. Ense kalayalım diyor. Wellington'la. Bu arada Rıdvan da oynatmış ha. Yani oynattığı futbolcu var Rıdvan. Şeyde. O pandemi sonrası dönemde. Tabii tabii Caner yani, Caner Caner'i kesti Rıdvan'a koydu. Wellington'la Ense kalayalılar. Burada oyuncu yok. Burada gene oyuncu yok. Hani Beşiktaş yönetimi de biz çok başarılıyız. Burada oyuncu yok. Tamam mı? Sonra diyor ki Sergen Hoca buraya bana Davide Santon alın diyor. Çünkü hem burada oynar Santon hem burada oynar. Büyük problemler falan kimse adam burayla Lens'le ve sonra Necip'le şeye. İlk haftalara. Ve Pavok maçına. Sonra diyorlar ki biz bir stoper daha lazım. Çünkü yok. Yok yani. Zaten Fatih Aksoy da vermişiz. Şeye. Alanya'ya, Wellington'a karşısında. Montero'yu alalım. Hoca ona da karşı çıkıyor ama Tamam diyor. Nasıl sayı üçüncü stoper Dursun dört tür Necip filan Ya dördüncü stoperi yok bu takımın abi. Fenerbahçe'de beş tane stoper var. Neyse. Sonra buraya Rozi'ye geliyor. Allah için bu yönetimin başarısı. Josef'e diyor ki tamam olsun. Yani daha iyi bir alternatifimiz yok. Josef tamam diyor. Ortak karar. Onu buraya yerleştiriyor. U45 Atiba var. Mensah gelmiş. Mensah gelmiş. Laiç Leyla. Ah nasıl terk edildim, terk edildim falan o da. Tamam mı? Ama planda burada mensah var. Onda ne kadar topçu olduğunu gördük. Kardeşim haklı çıktı. Sonra diyorlar ki buraya Abu Bakar alacağız. Diyor ki ya yani sakat değil mi? Şu bu falan. Tamam diyor Abu Bakar olsun. Ortak karar. Ortak karar Joseph, Ortak karar Abu Bakar. Buraya adam istiyor. Buraya adam istiyor. Alamıyorlar. Sissey alın diyor bak Sissey alın iki santrafor yapayım bari. Papi Sisse var ya onu istiyor. Almıyorlar. Larin'i satmadıkları için Larin kalıyor. Ama buraya çekiyor hoca. 2,5 milyon euro teklif gelmiş. Ee, olmadı. Efendim Galatasaray'da benim sene içinde dediğim yani Galatasaray son herkes öyle bir gol bir gol bizi şampiyon yapardı. Ne o gol? İşte e, Atiba'nın penaltısını yemesek. Eşleşten bir gol düş. Sen bir gol arttır. Oluyoruz filan işte bir tane de işte. Hatay 10 on, averaj fark var Hatay. Evet. Sen 3 yedin. 3 e, hafta sonra 7 attın. Yedi Artı 10 var yani. Yani Hatay maçı yani 7 olur muydu onu da tartışmak lazım ama sonuçta 2 yani golle gitti şampiyonluk. 2 golle gitti şampiyonluk da bence Galatasaray'ın son 3 senesini iyi bir değerlendirmesi lazım. Bak şu bir tanesi de şampiyonluk olmak üzere. 3 sezonunu iyi değerlendirmesi lazım. Galatasaray birinci ilk şampiyon oldu sene kötü futbolda oldu. Lig tarihinde en az puan farkıyla şampiyon oldu. 69 puanla. İkinci sene pandemiye kadar gene bir toparladı getirdi. Pandemiden sonra düştü. Bana göre iki tane maçta hakem operasyonu yedi. Biri Rize deplasmanında. Akabindeki Antep maçında üst üste iki maçta. Ama gene de futbol o bir yükseliş dönemi hariç. Pandemi Sivas... mahvetti. Mesela bir 2-2'lik Sivas maçı mükemmel bir futbol vardı. Deplasmandaki maçtan bahsediyorum. Bunun dışında hani genel, genel olarak bütün sezona baktığımızda sezona yayılmayan bir kötü futbol. Bu de sezona iyi başlangıç, sonra bir düşüş, sonra devre arasında toparlanış, sonra müthiş gidiş, sonra bir daha düşüş, sonra son altı hafta gaza basış gibi böyle manik depresif bir hali var futbolunda. Yani futbolunda manik depresif bir hali var Galatasaray'ın. Ben artık Fatih Terim'in başkanlıktan daha öte bir pozisyona geçmesi gerektiğini defalarca söylemiş birisi olarak. Ve bunu diğer yorumcuların, mesela Uğur'un da Ayhan Akman'ın da, Evren Turan'ın da söylediği gibi Galatasaray'da farkların bir teknik direktörün ötedir. İşte bir teknik direktörün öte hale geçmesi lazım artık. Çünkü bu ortada olmuyor. Olmuyor. Fikrindeydim. Galatasaray'ın bu seneki bu seneki mevzusunu 3 yıl geriden alarak başlıyorum. Gelecek yılki problemleri daha da fazla. Onu az sonra konuşuruz. Ama bence Türkiye'nin en geniş ve en kaliteli kadrosuna sahip özellikle devre arası transferlerinden sonra Galatasaray Niye bu problemi yaşadı? Bunu da değerlendirmek lazım. İzin verirsen bir arkadaşım attı. Bunu galiba Twitter'da bir hesap paylaşmış. Hı hı. Bizim Galatasaray grubundan bir arkadaşım yollamış. Şimdi Galatasaray'ın orta saha kombinasyonuyla ilgili tam seninle ilgili bir konu aslında daha mutlu olacağın konu. Galatasaray 16 farklı kombinasyon ile oynamış orta sahada sezon boyunca. 16 tane farklı kombinasyon. 6 mağlubiyet bir beraberlik ile en çok puan kaybı Etebo'nun sahada olduğu formasyonlarda gerçekleşmiş arkadaşlar. Etebo'nun sahada olduğu formasyonlar ki 7 tane maçta bu. 6 mağlubiyet bir beraberlik var. En çok puan Taylan Belhanda Emre Kılınç üçlüsünden çıkmış. 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik ki bu üçlü Fenerbahçe maçının bana göre etkilisiydi. Taylan ve Kılınçlı formasyonlarda yani yanında Belhanda olmadan 3. random 17 maç var. 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet. Tek mağlubiyeti 90 artı 11. dakikada yenen Karagümrük mağlubiyeti. En çok kullanılan üçlü Taylan Belhanda Kılıç tam 9 kez. En çok kullanılan ikili Taylan Kılıç 17 kez ve bunların tamamında çok başarılı olmuş. Getson geldikten sonra Getson geldikten sonra 16 maç oynamış Getson. 11 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberlik almış Galatasaray Getson'un oynadığı maçlarda. Mağlubiyetler deplasmandan Ankara gücü ve ki Rize maçı. 3 dörtlük maç. Bu iki maçta da partner ekip Etebo. Getson ve Taylanlı orta saha formasyonundan başlıyoruz. Tabi burada bir eksik var. Getson'un Hatay maçında da ligin ikinci yarıda orta sahaya geçmesi var. Stoper başlayıp. E, o Getson Etebo yerine Taylan'la oynadığında ise 5 beş galibiyet bir beraberlik almış. Evet. Bu analizi yapan arkadaşın adını bilmiyorum. Bana arkadaşım attı bir ismi varsa da bilmiyorum ama tebrik ediyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir tablo çizmiş. Burada görülen şu, ki Taylan'ın milli takıma seçilme sebebidir bu aynı zamanda. Taylan burada tek olduğu zaman hı hı. burayı hem iyi süpürebildiği gibi hem de burada topu aldığı zaman kullanabilen de bir oyuncu. Yani buradan hani Jose Sosa pası atmıyor da şuraya şuraya indirebiliyor bir şekilde. Yani topu kullanırken sana eksi yazmıyor. Hani evet. ben alayım, yanıma vereyim oyuncusu değil. Bunun olmadığını hep net bir şekilde gösterdi. Bu zaten bu altın numara performansı da onu bu noktaya ulaştırdı. Burada da zaten Galatasaray'ın yıllardır aldığı iki şampiyonlukta da pay sahibi olan bir Belhanda vardı. Burada da son haftalarda çıkış akınan bir Getson var. Emre Kılıç birlikte. Galatasaray orta sahasını zaten Belhanda, Getson ya da Getson, Emre Kılıç ya da Emre Kılıç, Belhanda bu üçlü arasında döndürseydi Galatasaray zaten birçok şeyi çözmüştü. Yani burada Belhanda konusunda ben %90 tabii ki yönetimin korkunç kararı ama %10 Fatih Hoca'ya da pay biçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ne olursa olsun yani katılan olmayabilir, beğenmeyen olmayabilir ama bu adam bu takımın askeriydi. Şimdi o Askeri, de, askeri de de olsa, de olsa, şampiyonluk diyenler çok çoğaldı şu anda. Ben zaten başını ben öyle düşünüyorum. Yani şey ben orada kesin yani düşünüyorum. Şöyle, şöyle, yani zaten sen Belhanda karakullukçusun da. Evet. Hani, şey için söylemiyoruz yani. Ee, bunu söylemeye başlayan çok Galatasaraylı var. Bir taraftan da onun yüzden söylüyor. Doğru. ya şimdi hani olanı söylemeye çalışıyorum. Yoksa hani fikrim hı. bu olmasa da hani ben deli gibi bir şeye tutulup e, anlatma derdinde değilim. Ama burada zaten alternatif yok. Bir hı. de burası problemli bir mevki. O kadar kolay bulunabilen bir şey değil. Bir tane oyuncu çıkıyor. E, bir yıl önce kimse adını bilmiyordu. Mert Hakan Yandaş. Birbirini kesiyor Galatasaray Fenerbahçe. Bir yıllık performansta. Kim alacak, kim alacak bilmem ne. Onlar gidiyor, bunlar gidiyor. Biz bütün yaz bir adamı konuştuk. Tabii. Neden? Bu bu bölgede oynuyor çünkü. Bu bölgede katkı sunabilecek bir adam. Ee, burada Getson gibi bir oyuncu yakalamışsın. Eğer Getson'u yavaş yavaş ısıtıp Belhanda Emre Kılıç devam edip Getson yavaş yavaş ısınsa ve Getson buraya sonra yerleşse Galatasaray'ın kaybedeceği bir senaryonun ben düşük olacağını ihtimalin düşük olacağını düşünüyorum. Ee, yani orta saha analizine net şekilde katıldığımı bir söyleyeyim. Ama onun dışında hani bu meseleye de bence genel bir tanım yapıyor. Galatasaray'da sezon saha dışından ilk defa ben bu kadar müdahale görüyorum. Yani şu adamın seks hayatlı partilerini hmm. gidip muhabirlere onlara bunları anlatan bir başkan var. Bu adamların tamamının şerefiniz, haysiyetiniz nerede yani tamam, ondan hatırla sonra fayda mı hatırlayın. Abi fayda olmadı. Fatih Hoca da diyor ya. Yani dalga mı lazım. geçiyorsunuz hani faydalı hmm. olmuş gibi tribe giriyorsunuz da getirdi. Evet. Benim anladığımı söyledim yani hoca böyle Öyle değildi. bir yani hoca <laughs> o manada bir şey söyledi de, <laughs> ama bunu söylediler gerçekten. Bak etkili oldu falan dediler yani. Yani çok enteresan yani bu bayağı yüzsüzlük boyutunda bir şey. E yetmiyor gibi bu adamları sorguluyorsun. Futbolcuları zaten kaybetmişsin kafada. Yani futbolcular e, zaten kazanılmış mıydı o da var yani ama. ya e, yani bu yönetim tarafından değil ama yani burada bir bence gayet temiz bir oyuncu grubu var. Bakıyorsun bu adam yıllardır kaptan, aile adam. Ee, burada zaten hanım köylü. Hanım köylü marka bir tek onunla tatile gidiyor. Dubai, yi, Dubai yi falan. Hı hı. Ee, yani hiç de böyle hani gece hayatıyla anılan, çok dışarı çıkaran bu adam yetenekli ama çok oynamıyor dedi. Bir tane oyuncu yok takımda. Gel buralara Belhanda, Fegulisi belli. En verimsiz Falka bile aile adam yani. İşte Falcao'nun verimsizliği de Gezem Tozam Boğaz'da ya yani yani gezme kafalı işte adamı tozluğu tozluğu değil. Yani. biraz Babel'de biraz şey donkta işte o. Ee, Babel'de gördük ki son bölümde en çok maç alan adam yani Babel'de bireysel oyuncular Aynen. arasında en iyiydi kaliteli yani. oyuncu abi kaliteli oyuncu. Şimdi böyle bir takıma da tutup da siz şeref haysiyet muhabbeti de yapmazsın yani Allah aşkına bu kadar futbola uzak olma bu kadar e, takımına uzak olma bu kadar yaptığın işe uzak olma yani halini ben anlayamıyorum algılayamıyorum. Yani bu takım buna mı gerçekten bu takıma mı soruldu bu şeref haysiyet meselesi bu adamlar dişini tırnağına taktı ya. Bu adam 3 3 hafta önce Beşiktaş puanları kaybetmeye başlamadan önce ya biz koptuk artık. Zaten bu saatten sonra olmaz dese kim itiraz edebilir? Mesela Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar sanki Galatasaray'ın konumdaki takımın kaybetmesi gereken maçlar gibi. Yani biz koptuk artık. Üçüncü olacağız gibi gözüküyor. Dediğin zaman ancak o mantaları koparsın. Bu adamlar averaj hesabı yapıyor, onu yapıyor. Maçı Beşiktaş'a üç tane atmamız lazım. Üç tane atıyorlar. Hani böyle bir tablodan çıktı Galatasaray ve Galatasaray kendi maçın 60. dakikasında şampiyondu. Tabi. Artık o saatten sonra göster Beşiktaş maçındaki duruma bağlıydı. Orada da skoru değiştiren de bir penaltı golü. Bu küçümsemek için demiyorum. Beşiktaş yine sonuna kadar hak etmiştir. 1 gram %100 99 değil %100 hak etmiştir. Ama Galatasaray oraya kadar getirdi. Elinden alacak noktaya getirdi. Denedin yani. Denedin de olmadı. Ben o yüzden bu grubun hani karakterinin sorgulanabileceğini düşünmüyorum. Ha, burada sorgulanabilecek iki şey var. Bir, buradaki direkt müdahale. Sen e, Şubat sonu Mart başı adam kovuyorsun takımdan. Adam hmm. eksiltiyorsun yani. Ortası alternatifi yok. Bu bir. İkincisi, takımın moralini bozuyorsun. Bunlar dışarıdan etkenler. Ama bunlar kadar önemli bir de şey var. Yani şimdi 8'de 8 yapıyorsun. Çok güzel. İnanılmaz bir seri. Fenerbahçe galibiyeti var Kadıköy'de. 2 sene üst üste falan. Acayip bir şey yani bir yandan. Diğer taraftan bakıyorsun Alanya galibiyeti var. İlk yarıda yenilmişsin. Başakşehir galibiyeti var. Kolay bir şey değil. o. Hiç kimse için kolay bir şey olmamıştır. şey olsa da zorluk çıkarabilecek bir takım. E, toplamda bakıyorsun 8'de 8 yapmışsın. E sonra 6 maçı da oynamışsın. 6'da 6 yapmışsın. Abi 8'de 8 yapan 6'da 6 yapan takım 6'da 1 yapamaz ya. Tabii. 10, 10 oyuncuyla çık 6 maçı 6'da 1 yapamaz. O bir de Kayseri maçı. Hani şu adam dedi siz bu Galatasaray 6 maç 10 kişi oynayacak. Asır'a iki tane üç tane maç alır bir de on kişinin çıkmanın bilinciyle. iki tabii. tane maç alması lazım en azından. E o zaman kaybedersin abi. Altı maçta bir galibiyet alacak adamı dağılıyorsun. O aradaki tribünansın sebebini yani çok iyi analiz ettik. Transferinde son dakikasında baba geliyor. Bunu da istiyor tabi. Şimdi. Abi son Kur, gün. Kur, yani, yani son saniyede kurulmuş takım bu. Bak. Son saniyede. Bir daha sayıyorum. Roziye. Son saniyede. 31 Ağustos. Saat 18'de. Roziye. Wellington. Alanya sporlu vida, gönderilmek istenen vida. Alanya Sporlu en sakala yedeği geçen sene pandemide oynamış Rıdvan. Kaleci 21 yaşın işte 2001'li. Bu Josef olan Arabistan'dan acaba nasıl döndü? 5 Ekim'de bitmiş abi bu sene. İşte Mesela, pandemi değil. Arev, Arabistan'dan acaba nasıl döndü? Bilmiyoruz yani. U45 iyi oyuncu da U45 abi. Mesela ha yani biz iyi de onca değil. Tamam. Bakar, abi dizi pat bak bunu bana Beşiktaş'ta söyledi. Dizi patladı yerde bırakacak bir Yani gittiği yere kadar. yani cantta gidiyor yani. canta gidiyor. Araba gidiyor. Ya, canta gidiyor. Canta giden de yedeği de yok. Ha, yedek yani, lastik yedek yok. arkada yani. Ya Larin var abi işte yedek. Güven var, güven. Güven hmm. Yalçın var. Hmm, doğru. tamam mı? Yani. Enkudu var ama sakat. Bir de başkan diyor ki ya bu çocuğa öyle bir sözleşme yapmışlar ki. Hatta hep, hep sakat. Bir de şu kadar para veriyoruz. Adam orada gömmüşler. Tamam. <laughs> bir tek baba var. Baba da, ne? Baba da. Yani son bir senesi yok. Abi yedeyi Necip, Yedeği Montero, yedeği Utku bu kadroyla Fener'i yendi ya. Dört attı ya, Bu kadroyla Fener'i yendi. Erol'u Tolgun'u kovmak lazımdı ya. Neyse Fener'de konuşuruz. Şimdi. Ve Fenerbahçe bu, maçına da öyle yani şampiyonluk adayı güçlü. Fenerbahçe maçı belki yenirse. 7 puan vardı ya. 7 gönderilecek ne puan, puan ihtimali Tabii. olurdu yani. oza kadar konuşuluyordu. E şimdi bu. Abi bu bak bu başarı abi. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu başarı, tabii yönetimin de başarısı, oyuncuların özverisi, ne dersen de prim işi. Tamam, gösteri maçında 150 bin lira adam başı. İyi para. İyi para. Hı. İyi para kanka. <laughs> İyi para <laughs> Güzel kanka. para kanka. Güzel para kanka. Güzel mesele. Tamam. Son <laughs> maç gösteri maçı 150 bin lira ama ondan önce 30 bin lira, 50 bin lira. Her hafta verdi. Şimdi yönetimin de başarısı o. Eskiden Beşiktaş'ta paraları demiyordu abi. Ahmet Bey'in de işi o yani evini sattı, kadının işte onu sattı, bunu sattı, karısının evini, eşinin evini en son ipotek ettirdi ya, kendi evi yetmedi, eşinin evini ipotek ettirdi adamcağız yani. Ya bu daha başkan, daha nasıl fedakarlık yapsın? Zaten ilk geldiği 30 milyon euro koydu masaya bir dakikada gitti para, sobaya atıyorsun para gidiyor yani. E şimdi... Bu şey var ya, e <laughs> e ezelde herkes ihtiyacı kadarını alır falan, ihtiyacı koydun gitti para. Gitti ya, para, <laughs> para masaya ama para, para gitti, yok. Rashid işte Ahmet Nur'un başarısı var. Sonra yönetimin arkada durması var. Taraftarın desteği var. Yani bütün şampiyonluk bu şekilde geliyor ama gene de bak gene de maç kurtarmadı. Bir tane bile kurtardığı maç yok. Gel şampiyonluk maçı top direkten döndü abi kafada. Direk aşağı vurdu gitti. Alpas'tan buradan avut attı. 1-1 Penaltı Penaltıyla aslında ha, mı çevirdin. Alpas'tan buradan avut attı. Ya yani, ama bu kadar doğru yapıyorsan ve bütün sezonu iyi Allah da yardım edecek abi bir yerde. Ya bu kadar doğruları yaptıktan sonra bir yerde de Allah yardım edecek. Etti. Yoksa ben Rozier'in ağlamasından, Sergen Hoca'nın bitmiş halinden sonra, kara gümrük maçından sonra dedim ki kesin yenemezler dedim yani. Burada da söyledim. O psikolojiden mi bahsediyorum. Yoksa Beşiktaş Göztepe'yi yener. Bu psikolojiyle yenemez dedim. O psikolojiyle de üç günde tedavi etmek Ahmet Nurçebi'nin başarısı bence. Bu anlamda da hani genel bir toplu olarak değerlendirmeye geçersek Beşiktaş iyi bir sezon bitirdi. Şampiyon oldu. ikinci kupayı da alabilir. Abu Bakar'da konuşmuş. Devam etmek istiyorum. 30 maç şartını daha yeni öğrendim demiş. Devam eder etmez bilmiyorum ben. Çok ihtimal vermiyorum Beşiktaş kaynaklarından gelen bilgiye göre. Lakin gelecek sene öyle olmaz. Ciddi katkı lazım. O zaman gelecek sene etrafından bakalım. Bu adam hani ne olursa olsun, genç bir kaleci. Önü açık. Ama ne kadar güvenilir olduğu biraz Ailecek tartışmaya açıldı. Bir Teklifte var satabilirsin. Ha, para da kazanılabilir. Garanti değil. Gelirse de daha iyi aslında. E burada Rıdvan var. En sakala bence yetersizliğini çok net gösterdi. Hatta şampiyonluk gitseydi e, hocanın en çok eleştirileceği konu Kara en sakala ısrarı. Net sıkıntı vardı. E, olacaktı. E burada Vida'nın bir yıl sözleşmesi var. E, yüksek paralı zaten Montero kiralık. Hani Burada Wellington'un yaşı var. Problemli. E bu Yedeği yok bunun zaten. Burada adam kiralık. Git kiralık aldık gitti bu adam ki buna gelmek lazım esas. Belki yani ligin benim <laughs> son bak, yıllarda gördüğüm şu üç çok biliyor musun? şunu senin? siyah yapacağım. Bak kesmedi beni. Bak şu üç yok. Niye biliyor musun? Bununla devam etmeyeceksin. Bunu satacaksın Satılacak. Ne olacağı belli değil. Ben ee, seni şampiyon yani, Bu adam satırsa bu kalır ama ben böyle bir oyuncu görmedim. Yani gerçekten abi <laughs> elim ayağım titredi. Gerizaldı <laughs> geldi. Seviyorum <laughs> Abi bir kere yani gol kral olmaktan daha önemli abi asist kral olmak bence. Tabii. Yani e, direkt yaratıcı olmak, direkt ayağına bakılan adam olmak her zaman daha önemlidir. O yüzden on numaralar her zaman daha fazla konuşur, daha çok ön plandadır. E, bu adam, bu ligin açık ara asist kralı yetmiyor. E, bu adam olmayınca kanka tam sen çekik kenara ben hem gezdallık yaparım hem ablakarlık yaparım. Hmm. Bu bu bambaşka bir seviye. Şey bu, şey gibi değil mi? Bu hacilik ha tamam, sergenlik yani yapayım. Tamam yemeği de ben yapayım. Çayı da ben Aynen. getireyim. <laughs> Mustafa var 2015'te çayı da ben getireyim. <laughs> çayı, çayı da Gezdal getirdi yani. Tamam yani. burada. Ee, doğal olarak şimdi bu adamın ayrı bir durumu var. Hani bu istisna ama e, ne olursa olsun Gezdal'ın durumu belli değil. Rozier'in durumu belli değil. Burada biri 38 yaşında biri 33 yaşında baktığın zaman. Tamam. Ee, burada La için durumu yani e, muhtemelen elde kalır. Mensah'ın sezon sezonun en büyük başarılarından biri Mensah zorunlu satın alma koydurmamak bence. Tabii. O da önemli. Larin gidici burası belli değil. Bakar Bokarada yok dese komple yok. E şimdi bu kadronun da gelecek yıla ne kadar devredeceğini e, Beşiktaş yönetim belirleyecek. Bu Chelsea'nin meselesi işte kalacak mı gidecek şey e, kazanacak mı kaybedecek mi Manchester City kazanırsa zaten garanti Beşiktaş'ın işi ama yine de yüzde, 20-30% Beşiktaş'ın elemeye gitme ihtimali var gruplara direkt kalmadan. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Eğer direkt gruplara kalırsa bu parayı çok çok doğru değerlendirmek lazım Larin'in satışıyla birlikte. Yoksa yani şunu ve gelecek yılda bunu yapar bir anda abi dördüncü falan olabilirsin. Yapamadım. Bunu da bir dostane bir uyarı olarak söylüyorum bir şey olarak fikrimi söylüyorum. Ama gezdal kalır. Larin'den gelen parayı buraya mesela Kenan Karaman'ı bağlarsın. Şuraya Salih Uçan geliyor şuraya bir takviye, buraya bir takviye bir anda tekrar toparlayabilirsin. Bu olmayacak iş değil ama o konuda ara, güveniyorum. Yani, yani bunu da görmemiz transfer lazım. Aklına güveniyorum. Ama çalışmak da lazım o Aynen noktası. çalış yani dersine en çok çalışması gereken takım Beşiktaş bence. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş. Gerçi Galatasaray'ın da dersi kabarık ama Beşiktaş'ın ders şeyde ödevi bayağı birikmiş durumda. Onları da zaten son round belki bitecek ama Euro öncesi zaten transferler yani oldu. Transfer değerlendireceğiz. dönemi konuşacak konuşuruz. Tabii yeni sezon başladığında da davallı konuşuruz ama Beşiktaş iyi bir sezon geçirdi. Yönetime güveniyoruz. Gelen bir paraya göre iyi değerlendiler. Erdar Tolunluların 3. transfer dönemi ve 3. şampiyonluğu. Yani o, o anlamda da hani benim hemşerim diye pozitif ayrımcılık yapmıyorum yani. Ahmet Bey de zaten kendisiyle çalışıyor ama yani satışlardan ve dediği gibi Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayı doğru değerlendirmesi lazım. Her şeyin başında Sergen Hoca ile bu uzatmak lazım. Her şeyin başında Sergen Hoca ile bu uzatmak lazım. Bakalım ne olacak. Beşiktaş güzel bir sezon geçirdi. Devam ettirmeleri hem Serger hocaya hem kendilerine bağlı. Ee, buradan bütün Beşiktaşlara, bütün sevdemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Sonra da gösterdikleri ilgi için Ali Ece nezdinde bütün Beşiktaşları yeniden kutluyoruz. Ee, o zaman ligin ikinci de tamamlayıcı birkaç şey söyleyeyim. Bence Fenerbahçe yönetimlerinin geçmişte dahil olmak üzere çok 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 yanlış yönettiği bir taraf var. O da taraftarı her şeyi razı edecek kadar. E, muktedir durmak, kudretli durmak ve taraftarı da aslında yönlendirmek belli sosyal medya üzerinden. Mesela taraftarını en çok yönlendiren kulübüm ben Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Kötü iyi babına demiyorum yani gördüğümü söylüyorum sadece. Bunun da dışında Fenerbahçe'de gerçekten ben istisna olduğunu düşünüyorum abi. Fenerbahçe'de bir ciddi bir eleştiri kültürü yok. Fenerbahçe'de eleştiri yapmak çok zor bir şey. Ya benim ya ben şöyle söyleyeyim. Ben Galatasaraylı olduğum için ben Galatasaray'ı eleştirirken hislerimi de katabilirim. Daha fazla eleştiriyorum. Ama ben şeyini düşünmüyorum ardını. Ben nasıl eleştiririm. Ee, bana ben kulüpten yalanlanmak falan da önemli değil. Bana genel Galatasaray kamuoyu saygı duyuyor ama bunun benzerine Fenerbahçe kamuoyunda saygı duyulur mu emin değilim. Baktığım Hiç zaman ben, bana bak muyum? işte bana bak gör. Sen yani nelere maruz Bu arada hmm. hani sana yazan hesaplar bana da falan da yazmıştı var ama senin konumun farklı. Sen senin Fenerbahçe olarak kabul edip bu adam Deli bile olsa değil. Deli bile olsa söylediğinde bir bir kulak asarsın, bir kulağına küpü olur. Öyle bir şey de yok. Asla şöyle Fener yok abi. Fenerbahçelilerde Fenerbahçelilik ölçer var. Bu Fenerli değil. O değil. Az Yıldırım'da başladı bu işler. O eline değil. eline davulansa, lan bu adam fazla fanatik davul çalıyor diye alacak adamlar kamuoyu yönlendiriyor medyada. <laughs> şöyle olacak, böyle olacak, şu şöyle, bu böyle. Eee... İşte Galatasaray, 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 Beşiktaş, 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 Hakem, 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 FETÖ, 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 ee, Operatör, 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 böyle böyle. Aa, yani kılavuzu da, aa, kargo, kılavuzu bunlar olay. 38. Işte. haftada adam çıkıyorduk ya. Bu futbolcular da artık bunu sorumlu almalı. Ne diyorsun abi? Böyle bir şey olabilir mi yani? E sen 38 hafta ne anlattın bize? Tabii. Ya yani böyle bir, bu arada bir kişiden falan da bahsetmiyorum. Kesinlikle şey yapmıyor. Yani bir, bir kişi değil bu. Bir kişi bir, bir, değil. Bu. Yani, böyle bir zihniyet var yani. Böyle bir genel kanalıza ya sus, susan bir kesim var. Hiçbir eleştiri yapmayıp susan bir kesim var. Ya holiganlık yapan bir kesim var. Ama ben saha içine teknik olarak kendini kalorize etmiş. Ya biz burada bunu yanlış yapıyoruz. Bu böyle olmalı diyen insan da görmüyorum. Ben naçizane dışarıdan bir şey söylüyorum. Ben görevimi yapıyorum. Ya ben neler neler işittim ya aylarca. Tabii ya. Aylarca neler işittim. Alt tarafı dedim ki yani gele, geçen yıl en iyi rejistrası Fenerbahçe'de de aynı yerde oynasın dedim. Yani Sosa'yı niye aldın abi Sosa'yı? Ee, ne bileyim sağ bekte adam kovalasın diye mi aldın? Sola çıktı orta yapsın diye mi aldın Sosa'yı? Sen Sosa'yı Trabzonspor'da ne yapıyordu bu adam? Orta saha yönlendiren adamdı. Ben dedim ki Fenerbahçe orta sahasında yönlendiriyor. Aylarca dayak yedim. Ondan sonra bir baktık aa Fenerbahçe bu adamla oynayabiliyormuş demek ki. Ya kimse kutsal değil. Gustavo Spor değil burası. Yani. Gustavo İdman Yurdu da değil. O burada işte değil yani. Gustavo kimse Spor değil, abi. de değil. Burası. Kimseye tapınmayacaksınız abi. Ya burada böyle bir şey var mesela. Aa bir anda şey oluyor. Bazı şeyler kalıp asla eleştirilemez, konuşulamaz konuşulması teklif daha edilemez. Ya şurada şunu konuşamıyoruz. Bu burada mesela Gökay'ın ağzını oynasın diyemiyorsun. Gustavo diyemiyorsun. Onu diyemiyorum. Bunu de. Onu diyeme, bunu diyeme, bunu diyeme, bunu diyeme. Bu çok iyi, bu çok kötü. Bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi, çok iyi. E, çok iyi de değilmiş abi demek ki. Tabii, tabii, Demek ki değişince daha iyi olabiliyormuş. Bu kadronun ederi o Erol Bulut'un döktüğü kek kalıbına hamurları dökünce oluşan şey değil. Fenerbahçe'de başka alternatifler, başka Fenerbahçe'de varmış. Tabii tabii. Emre Belözoğlu'nu bu yüzden ağır eleştirmiyorum. Bu orada bence korkunç bir şey. Şampiyonluk maçını hiçbir top oynamadan vermek korkunç, korkunç bir şey. Onun şey. ona Vallahi rağmen Sivas maçından sonra devam edip etmemesi konusunda şüpheye düşülmesi gerekiyor yani. Ben nötr nötre geldim ama ne olursa olsun bu adam ağır eleştirecek bir şey ama neden? Çünkü bize başka bir Fenerbahçe'nin mümkün olduğunu bu kadroyla gösterdi. Ee, ama biz başka bir Fenerbahçe izlemedik ki. Ya ben Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ee, ya burada 8 ay ben 7,5 ay en azından 7,5 ay izledim Fenerbahçe aynı böyle dön baba dönelim aynı şey aynı şey aynı şey aynı şey aynı şey aynı şey anlat bu burada olmaz ya keşke böyle olsa keşke böyle olsa deliye vurduk kendimizi burada tahtada harap ettik. Ben niye burada tahtada harap ettim? Erol harap etseydi de Fenerbahçe izleseydik. Demek ki olabiliyormuş yani. İki hamle yaptı mesela. Dedi ki ya İrfan'ı şuraya atayım. Sosyayı buraya koyayım. Mert Hakan Ozan yapayım. Burada e, iş e, yükü şey, şey olduğu zaman İrfan'ı buraya atarım. Buraya Mesut'u çekerim. Ozan'ı da buraya atarım ki e, Ozan buradan orta sahil destek versin ki Mesut'u kaldırsın. Ben bir sürü fikir görüyorum. Samat'ta koydu baktı olmuyor. Çekti. Başka formül Valencia'yı buraya attı falan. Hani bir şeyler gördüm ben. Demek ki bir şeyler görebildiğimiz bir bir yıl izlesek Fenerbahçe şampiyon olurmuş yani. Ben gelecekten bahsetmiyorum. Bugünden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin bugün biz şampiyonluk biz üçüncü o takım olarak konuşmuyor. Çok rahat olabilirdik. Direkten de Sivas maçından da bahsetmiyorum. Şunun yüzünden bahsediyorum. Biz şurada tartışamıyorduk ya. Aa, şuraya stoper lazım diyemiyorsun. Buna bu lazım diyemiyorsun. Caner tarihinin en iyi sol O öyle, bu böyle, şu şöyle. Babalara ellemeyeceksin. Gustavo elleme. O, bu, bu burada oynayacak, şu şurada oynayacak. E, herkes mükemmel. E, tamam abi o zaman yani her, her şey çok iyiyse, çok oyun. Mesela oyun yok diyorsun. E, Galatasaray'ın da yok, Beşiktaş'ın da yok mesela. Herkes bir bahane arıyor. Hı, hı. Bahane aramayacağım. Kendi takımına bakacağım. Fenerbahçe'de öz eleştiri kültürü yok. Maalesef. Ön kültürü yok. Ben, baba bu adam benim hücumuma ne katıyor? Burada Gökhan ağır kalıyor mu? Hiç kimse hiçbir şey sorgulamıyor. Yani bugünün, ya bu burada illahi bir şey diye demiyorum. Bence hatta Galatasaray için kötü örneklerden biri. Burak Yılmaz ıslıklandı da gitti bu takımdan yani. Tabii tabii. tabii. Oyuna katılmıyordu. Geriye katılmıyor diye. Şimdi geldi seviye ortada ama bir şekilde tatmin olmama, kabullenmeme gerekirse ee, Fat şey zaman Fatih Terim'i de dahil olmak üzere yönetim Fatih Terim hepsi önüne katıyor. Ben Fenerbahçe taraftarının yönetimine yönelik bir saha eleştirisi ben çok az görüyorum. Görmüyorum daha doğrusu şeyde görüyorum ama şampiyonu gidince görüyorum. Şimdi bak herkes taktik yorumluyor. Tabii, tabii. Abi taktiği sen şampiyonu kaybedince değil kaybetmeden önce yorumlayacaksın. Tabii tabii. Sezon başında diyeceksin. Herkes hain. Olsa, olur mu? Bilmem ne. En başta ben hainim. Gördük haini. Her dediğim çıktı. Sen aynı oluyorsun biz düşman oluyoruz. Ne alaka <laughs> Gustavo yerine söz sorusunsin. Niye ben Fenerbahçe düşman oluyorum ki? Niye? Niye böyle olsun? Ali Başkan devam edecekse bir kere bu yanında yöresinde kendinden güç devşiren herkesi yok edecek. Ha, onu diyeceğim. Bu arada kendisiyle alakalı güç devşiren herkesi bunların hiçbirinin benimle alakası yoktur diye bak Ozan Zeybe'ye bir açıklama yaptınız. Ben hiç tanımam kendisini. Bugün arada bize başka bir konuyla ilgili ilk defa hayatımda ilk defa bugün konuştuk. Dedi ki ya bu kendi kendine hani böyle içeriden yorum bir diye böyle bir yalanlama yaptınız. Kendinizin etrafındaymış gibi gözüküp güç defiren herkesten kurtulacaksınız. Emre Berezoğlu da devam edecek mi bilmiyorum. Hı hı. Ben olsam teknik direktör olarak devam etmem. Futbolu şey alırım, idare direktör yaparım, bir şey yaparım. Ben olsam teknik direktör olarak devam etmem. Ben Steven Gerrard alırım. Xavi alırım. Ruben Amorim alırım. Rudi Garcia'yı alırım. Gasperini'yi alırım. Ben olsam Gasperini'yi alırım. 3 yıldır İtalya'dan çok gol atan hocayı alırım. Ama Emre Belözoğlu devam edecek. Emre Belözoğlu'na bırakmadan kankaları temizleyin. Can nereden olmaz kardeşim? 30 tane gol yedirmiş. Yokan emekli. Volkan sen ne yaparsın abi? Ne fark ne, bana ne faydan var ya? Git İngiltere'de şey yap, kurs al gel. Alex aptal mı adam? Altyapı hocalığından başlıyor. Selçuk İda sportif direktör yardımcısı. sportif direktör yok ortada. O zaman sen abi hadi bir başka yere. Ya kankacılıktan kurtulmak lazım. Kankacılıktan kurtulacak mı, kurtulmayacak mı? Bunların, bunun soruların hepsini artık Ali Koç soracak. Ya bu saatten sonra bak en ufak şeyde Ali Koç'a sorar herkes. Ne Emre'ye sorar ne başka bir şeye sorar. Liderlik görelim artık. Liderlik görelim. Biraz mesela İslam çupinin böyle hmm. işine gelen laflarını alma değil de böyle mesela o eleştirelliği görelim. Tabii tabii. Eee... Yani bu arada bunu da niye anlatıyorum? Bu insanları suçlamak ya da şey yapmak. Bu insanları besleyen Fenerbahçe'de bir yönetim zihniyeti var. Ben Aziz Bey döneminde de böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii canım. Bu çok zaten yakın, oradan başladı ya. Çok yakın bu daha despot. işte benim Tabii. hani e, Kuzey Kore medyası gibi dizayn etmemek lazım. Bırak eleştiris Hatta eleştirini çağır. Ya Uç Aziz tane Bey. tane eleştiren adamı. Şu anda. Serdar abi. 2 tane daha eleştiren Fenerbahçe yorumcuya cevap ver yani mesela. Ama böyle yani bu ağır zihniyet bu eleştiri kabul etmeyen herkes düşman belirleyen zihniyet Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Yani 8 yıl böyle yönetildi. Ne oldu? 8 yılda bir tane kupa almaz mı ya? He, her şey mi kupa yok, mirak Yok, yani? yok. Her şey mirak olamaz ya. Yani. Bir noktada da lan biz neyi yanlış yapıyoruz? Biz Şimdi ben hainim ya. Yani. Ben, ben hainim. Gürcan Bilgi şu an çok iyi Fenerli. Her zaman iyi Fenerlidir Gürcan abi. Ama Gürcan abiye Aziz Yıldırım Gürcan Fenerli değil dedi. Yani Aziz Yıldırım'a göre Gürcan Fenerli değil. Şimdi ki, yani şimdi şimdi Gürcan abi Fenerli oldu. Ben ben mesela o ite köpeğe göre Fenerli değilim. Ya da hainim. Aklı başındaları saymıyorum. Ama Komolli gidince, yönetim değişince, ee şey gidince, Aykut Kocaman Aykut Kocaman zaman. gidince hmm. efendime söyleyeyim. Aykut Kocaman Başakşehir'e neredeyse düşman potasına getirince efendim Erol Bulut gidince lan hani Erol Bulut Erol Mutabit söyleyeceği ne yapıyordunuz. Şimdi diyorsunuz en büyük, çok büyük hataydı. Siz beni dinleyin beni. Siz beni dinleyin. Bak bu şeylik değil, hakikaten kibir değil. Siz beni dinleyin. Başınız ağrımaz. Siz beni iti köpeği dinlemeyin. Beni dinleyin. Sonra o, yüzden, yakışır, o yüzden, dinle. o yüzden, o yüzden Ali Koç'tan artık liderlik göreceğiz. Ali Koç olmayacak mı? Nezih Bey mi olacak? O zaman anlatırız Nezih Bey'e. O zaman anlatırız. Yani Nezih Bey olursa ona da söyleyeceklerimiz olur. Emre Börözoğlu nasıl devam edecek bilmiyorum. Ben olsam teknik direktör etmem. Ama içeride tutarım. Fayda sağlar sana. Abi ben ya teknik direktörüm ya beni sal mı diyor? O zaman salın. O zaman salın. Beni dinlemediniz, teknik direktörümü yaptınız. Ona bırakmayın. Kankalarını temizleyin. Benim size son tavsiyelerim bunlar. İster dinleyin, ister dinlemeyin. Seneye gene ben demiştim hadi geliriz. Seneye gene ben de geliriz. Son round'un bu sezonki son bölümünde güzel bir final olduğunu düşünüyorum. Ben de eşlik etmeye çalıştım. E, Keyifle takip olayım. ediyorum hem Ali abi olduğu zaman hem seni zaten. İlk round kimle bu hafta? E, i̇lk round bu hafta kimle bilmiyorum. <laughs> Bakın <Bakacağız. gülüyor> <Ben de gülüyor> o da rotasyon <laughs> ya. Ay ben da. de bilmiyorum şu anda. E, bakacağız. Büyük ihtimal Serkan'da olur. E, bütün Sarkan abi bütün olur. sezon bize gösterdiğiniz ilgi etti. için gerçekten rakamlarla sabit. Ülkenin en çok izlenen spor programıdır son round. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Gelecek sezon görüşmek üzere. Hoşçakalın. Senin de ağzına sağlık. İyi ki yersin. Eyvallah. İyi ki abi. varsın. Volley'de devam ediyoruz. Euro döneminde. Benim kişisel kanaatim Alanya maçı yüzünden oldu. Kupa maçı. Kupa maçı. Neden? Onu cezalandırdı hoca çünkü diyorsun. Neden? Çünkü ilk maçta Çağdaş Atan çok göz önündeydi. Herkes de diyordu ki yeni nesil hocalar daha iyi. Çıktı, yendi Fatih Hoca'yı. Şimdi Fatih Hoca ikinci maç elime istemez böyle bir parlayan yıldıza. Bu şey değil hani Aşağı bastırayımdan ziyade hani ben ben hala buradayım kral. Herhalde canım. Sakin tabii. ol hani. Deme mesajı. Bu da bir şeydir. Normal hani, bir insani bir durumdur yani. Hatta olması gereken şeydir. Yani evet. devam edebilmek için bu lazım. Yani oynadığın oyuna karşı hırsız duymuyorsan şey olmaz zaten. İlk derece 3-0 bitti abi. Galatasaray'ın sahasında maç 3-0 bitti. 3-0'da devre. Yok devre 2-0'da da ikinci elinde hemen 3 oldu. Öyle mi? 3 -0. oldu. Doğru doğru pardon. pardon. 50'de falan 3-0 oldu maç. 3-0 geriye düştüm diyeyim ben. 50 dakikada 3-0'dı. 3-0 olduğu zaman Fatih Hoca dedik ya yani siz beni burada rencide ettiniz. Ben de size o zaman gerekli faturayı keseceğim. Sonra bir baktık o takımdan 4 kişi kesik. Sonra öbür hafta bakıyorsun. Aa sonumuz mus? mus Ama mesela Tayland sonra çok düştü ya. Abi Tayland'ın biraz düşmesi normal çünkü adam çok ağır, hamallık mevkisinde oynuyor. Yani son iki ya son 2 ay çok başarısızdı bence. Ya yani tek altı oynamak kolay bir şey değil. Ee, ben de yani onun üzerinden 8,5'luk sezon geçirdi. Son 2 ay 7'den yukarı değildi. Ben de katılıyorum. Evet. Ama bu adamın görevi de zor. 42 e, haftalık 40 maçlık bir periyotta tek altı numara olmak takımda gerçek bir alternatifin olmaması çok zor bir şey. Kolay değil. Şimdi Josef Atiba birlikte oynuyor yani. E, hani şeye bakarsan Gustavo gibi bir kalite tek başına o da kaldıramadı. Olmadı yani. Tabii. Oluyor yani her takımda sıkıntı. Berat mesela çok beğeniyoruz ama Berat'ın da yedek kaldığı falan bir 4-5 hafta falan var Trabzon'da. Tabii, Berat da son zamanlarda düştü zaten. Ee, o da düştü. Yani mesela herkesi baktığın zaman bu mevkideki oyuncuların hepsi zorlanıyor. Josef de e, ilk hani son haftalarda düştü zaten. Şu ikisini çok iyi geçirdi. Sonuçta biri o kadar da Josef evet, evet, değildi evet, bence. Evet, tabii, tabii. O yüzden bir tık anlayışlı göstermek lazım bence. Ama toplamda hani e, oluşan tabloda ben şunu görüyorum. Yani bu takım bir takım abi 8'de 8 bir altı altı yapıyorsa 6'da bir yapamaz. E bunun da gerekçesi o dağılma süreci. Fatih Hoca'nın da bir tane iki tane fatura kesme şeyi vardı. Bir Alanya maçı bir de İrfancan Can transferi. Şimdi İrfancan transferinin faturası şu. Hani kahve bardağıyla gol atınca sevinen arkadaşların ilk yarıdaki grafikleri. ikinci yarıdaki grafiklerine baktığımız zaman Oğulcan ve Taylan'dan bahsediyorum. E, bence net şekilde gözüküyor burada. Bu birincisi. Hatta Getson'un olur olmadık yani stoper bile Getson oynasın da bile bence gözüküyor. Buradaki isim İrfan Can Kahveci. Galatasaray'ın yani İrfan Fenerbahçe şampiyon olamadı. İrfan Can transferi ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu aldı. Oyuncuyla değil. O pis e, yani Taylan'ın Olcan'ın etkilenme süreci Getson'un e, yetersizken düzenli sürekli oynayışı ben etkilediğimi düşünüyorum. Bu birincisi. ikincisi de işte e, o dağılma sürecinde hoca başka bir şey çıkarayım. Hani Yeni bir şey bulayım. Hani 4-1 4-1'e geçti ya birden gençlerle falan. Öyle bir şey bulayım. Heyecanıyla, macerasıyla Falka Mustafa Mahmut asla almayacak şeyler. E, denemeler, yanılmalar, orta saha kuruluyor, pas yapan oyuncu yok. İnanılmaz, inanılmaz hatalar. E o zaman da altıda bir yapıyorsun. O yüzden yönetim anlatıyorum. Ger gerçek bir felaket. Yönetme fiiline Kesin. yakışmayan doğru, doğru. korkunç bir zihniyet. Çok basit. O Akıl yani. almaz hatalar ya, hata da demeye dilim varmıyor ucuzluklar ama burada da ya Fatih Hoca da dağıldı yani. Ben ilk defa bu kadar acayip dağılmasını bir ikinci dönem görmüştüm abi. Hatırlarsın şeyde Özcan Aydın dönemi. Evet. Bir o zaman görmüştüm bir de bu dönemde gördüm. Ondan önce ya Fatih Hoca'nın kariyerinde böyle bir bir aylık periyot yok. O bir ayda da verdiği şampiyonluğu. Şimdi tabii uzun uzadıya çok konuştuk. Bu hem terime ilgili fikirlerim belli. Hoca da bana göre bir kere ligin en değerli kadrosu doğru da yönetilemedi. Yani. Bu takımın çok daha, bunu Fatih Terim de söyledi zaten. Yani. Bu takımın çok daha önce bitirmesi lazımdı ya. Şimdi mutlak surette Galatasaray'ın ne yapıp edip 5-6 Haziran'ı geçirmeden seçim işini bitirmesi lazım. Ama benim size Galatasaray kulislerinden anlatacağım iş şu. Galatasaray'da seçim iptal edilecek. Ve seçim büyük ihtimalle 5-6 Haziran'dan sonraki haftaya kalacak. Ee, hatta Haziran 3. haftasına kalma ihtimali de var. Bu arada Allah'ım ne olursun seçim olmasın diyen bir Mustafa Cengiz'de olduğunu söyleyelim size. Eğer böyle bir durum olursa Fatih Terim devam etmez bir. Abdurrahim Albayrak kendine başkan aramaya devam ediyor. Abdurrahim Albayrak kendine başkan aradı. Önce Dursun Özbe'ye gitti, Adnan Polat'a gitti. Ee, en son Işın Çelebi'ye gitti. Işın Çelebi'nin listesine 8 tane isim verdiler. Bunların bir kısmı Adnan Polat'ın adamları, bir kısmı... E Abdurrahim Albayrak'ın önerdiği isimlerdi. Bu 8 isim seçimin iptal olma ihtimali ortaya çıkınca Işın Çelebi'nin listesinden ayrıldılar Sayın Bakan. Abdurrahim Albayrak kendine başkan aramaya devam ediyor. Seçim öncelikle iptal edilecektir. 5-6 Haziran ne olur? 5-6 Haziran çoğunluk sağlanamaz haline bilmem ne diyorlar ya. Hı hı. Hani bir sonraki haftaya atıyor. Oraya diyeceklerdir. Hatta Haziran 3. haftasına da atabilirler. Şimdi onun da sebebi şu. Abdurrahim Albayrak herkesi aradı. Burak Elması, Eşref Bey'i, Metin Bey'i. İşin Bey'i aradı mı bilmiyorum. Ve Haziran 30 Haziran'da 300 milyonlara lazım. Yoksa bir paranız gelmeyin dedi. Baktı ki olmuyor hepimiz paramız var dedi. Baktı ki olmuyor Ankara'da da gezdi. E, yönetimleri kötüledi. O yüzden hala kendine başkan arıyor. Galatasaray'ın dört tane adayı ne yapacak edecek? İçişleri Bakanlığı'na mı gidiyorlar? Külliyeye mi gidiyorlar? Valilikle mi konuşuyor? Ne yapıp edip diyecekler ki yok bizim 5-6 Haziran'da kesinlikle seçim yapmamız lazım. Kesinlikle yani. Statta yapalım, HES koduyla yapalım. Efendim ateş ölçsünler bilmem ne yapsınlar ama yapalım. Galatasaray için hayata öneme ait şey bu. Çünkü seçildi. Diyelim bir hafta sonra kaç işte. Kaçı oluyor? 5-12 Haziran. 13 Haziran seçildi. Mazbat Alcan 15'inde 15 gün 15 sonra 300 milyonum var. Hocan yok. Oyuncuların yok. Yarısı yok. Yarısı yani, kira. Yani, Galatasaray'ın 4 10, tane başkan adayının tarihi sorumluluğudur. 5-6 Haziran'da yaptırmak. Ve eğer seçimi yaptırmıyorlarsa Allah'ım ne olursun seçim olmasın diye yalvaran Mustafa Cengiz istediği olursa gelecek sene kaybedilmiştir. Daha şimdiden söylüyorum yani. Kesin öyle. Ben hatta bir adım ileriye gidip şu an 17 Haziran. 4 başkan adayım 17 Mayıs. Ee, 12 en iyi ihtimal 12 Haziran gözüküyor şu anki e, Evet, durumda. Durumda ee, i̇şte yani onu 5-6 ne yapmak? yapmak istemiyor açıkçası. Hani biz bir an önce devredelim yetkilerimizi, yani. Galatasaray'ın önüne açalım böyle bir tavır yok. Acaba kafayı sokabilir miyiz? Acaba seçilebilir miyiz? Acaba bizden biri olur mu? Acaba bize yakın biri olur mu? Bize arkadan destek veren abilerden biri aday olur. Bunu kovalayan zaten bunu kovalamayacak durumda olsalar. Zaten Galatasaray'ı daha iyi yönetirlerdi. Galatasaray da şu an çok daha iyi konumda olurdu. Kendileri de rahat rahat aday olurdu. Tabii. Ama bu durumda bu mantalitede de oldukları için zaten en iyi ihtimal 12 Haziran gözüküyor. Yani 25 gün var. 25 günü Galatasaray'ın boşa geçirme lüksü yok. Ben de 4 başkan adayı iyi niyet göstergesi olarak bir araya gelsinler. Desinler ki biz dördümüzde hocaya gidelim. Biz bir yıl daha seninle çalışmak istiyoruz hocam. Senin isteklerin doğrultusunda sen istediğin görüşmeleri yap. Tabii. Biz arkandayız. Hangi başkan olursa olsun sen bizle çalışmak istiyorsan biz seninle çalış, çalışacağız. Bir yılın planlamasını yapıp Mümkünse de iş transferde oyuncularla, sen kal bizi bekle, sen gidebilirsin ya da dışarıdan yerli bir oyuncuyla görüşecekse Ben kalıyorum, ona göre kararını ver, bizi bekle 15 gün. Diyebilecek yetkilerin fatihlerime devredilmesi lazım. 4 başkan adayının tarihi sorumludur. 4 başkan adayı fatihlerim üzerinden bu kavuşunun çözmesi. 5. başkan adayı çıkartma çalışmaları var ya. Evet. Onu diyorum. Yani 5. baş beşinci başkan adayı çıktığında da. Fatih Terim'e eğer bu yönetimden herhangi birisi orada olursa çalışmayacağını adım gibi eminim. Hakkıdır da. Onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Gülay'a da uçakları falan da almıyor. Abdurrahim Albayrak da çalışmaz yani. Onu da söyleyeyim. Yönetim ee, bu yönetimi komple silmiş durumda hoca. Ha yeni ben bir adayı da göstereceğini tahmin ediyorum. Ama ne yapın edin. 5-6 Haziran abi çoğunluk sağlanmaması halinde 12 değil. Direkt 5-6 Haziran. Çoğunluk sağlansın sağlanmaması 5-6 Haziran'da seçiliyoruz demezseniz gelecek seneyi de kaybettirirsiniz ve tarih bu vebali asla affetmez. Çünkü burası öyle gecikilecek bir yer değil abi. Koskoca Galatasaray camiası. Ya bir seneyi kaybetmekle de kalmıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne giremediğin üçüncü sene olacak. Seneyi de kaybedersen. Tabii. Yani hep gelirden düşüyorsun. O yüzden evet. bunlara çok... Yani dört başkan adayının bu haftadan gezi, yok. Tezi yok. Sicil kuruluyla mı konuşuyoruz? Ne yaparsanız yapın. Bu işi 5-6 Haziran'da bitirin abi. Bir de şu derin Galatasaray'ı de bir görelim ya. Derin Galatasaray, derin Galatasaray, derin Galatasaray. bu kadar da başı boşlukta ben görmüyorum. Bu nasıl böyle de, derin Galatasaray derin belki mı, bunu mu istiyor acaba? Onu da anlamadım yani. Mehmet Karanlı'yı ilk kalemini kırmayı biliyorsunuz ya. Yani. Levent Tüzemez sürekli Mustafa Cengiz aday olacak falan diyor. Oradan biraz rahatsız şey aldım ben yani. Oradan bir böyle hani Enteresan. çeşitli mesajlar aldım. Bakalım ama öncelikle Galatasaray'ın bu işi çözmesi lazım. Sonrası artık sonrası çok daha rahat gelir o zaman Fenerbahçe'ye Fenerbahçe sezon ya Fenerbahçe değerlendirmesini yapalım. Yani çok da artık çok eleştirecek noktaları bugüne kadar çok konuştuk. Son nokta konuştuk. Kontra'da konuştuk. Hani yazılarımızda anlatmaya çalıştık. Fenerbahçe yanlış bir teknik direktör tercihi yaptı. Yanlış bir teknik direktör tercihinin yanlış yaptığını kabul etmemekte direndi. Ama yine ee, direndi. Sanki e ara ara fırsatlar gelmiş. Sayın Başkan'ın Aralık'ta bir açıklaması var. Daha 12. haftada hoca istifa demeye başladılar. Biz bunları yemiyoruz ama taraftarımız maalesef iyi yiyor dedi. E şimdi kim neyi yedi? Görüyoruz yani. Dolayısıyla yanlış bir teknik direktör tercihi bana göre %50-55 oranında başarısı olan, gerisi başarısız olan bir transfer dönemi. E ama transferle de bu iş olmaz. Yani 50 tane oyuncu gelsin, 50 tanesi gitsin, 50 tanesi gelsin gibi bir 3 yıl yaşandı. 49 tane transfer. 9 tanesi stoper olmak üzere hala baba stoper lazımsa artık biraz oturup düşünmek lazım. Tabii tek başına bu başkanın hatası değil. Tek başına Komolli'nin de hatası değil. Ersun Yanal'ın da mesela ısrarla istediği efendime söyleyeyim Tolgay gibi transferler var vesaire. Ama Fenerbahçe 3 yılın sonunda e, keşke şu da kalsaydı ya da iyi ki de şunu alsaymışız, aldık dediği oyuncu belki belki bu senenin performansıyla 6 aydır. Onun dışında hani ben ya bunu da keşke vallahi iyi ki de almışız ha Allah. Ya ne kadar da güzel oldu filan dediği oyuncu. Ee, son maç. 5-6 maçtaki İrfan hariç son 4-5 maç hatta son 4-5 maçtaki İrfan hariç dediğini sanmıyorum. Salayın da son 3-4 maçını iyi de iyi de iyi analiz etmek lazım. Son 3-4 maçında çok kötüydü. Ankara gücü maçında, Sivas maçında ve tek nihayet Kayseri maçında ciddi kötüydü. Ama tabii sonuçta genç bir oyuncudur performans verir. Fenerbahçe'de sorunları çok anlattık. Fenerbahçe'de şimdi çözüme odaklanmak lazım. Benim bana gelen bana gelen mesajlardan benim kendimi bana gelen ma maillerden, mesajlardan, bana yansıyanlardan, benimle konuşanlardan aldığım izlenim şu. Abi Ali Koç büyük ayak kırıklığı Ali Koç büyük ayak kırıklığı ama bunun ötesinde kimse bir şey söylemiyor. Hani gitsin diyen en azından bana gelenler de çok az. Ama Emre Belezoğlu'na büyük bir tepki var. Bak bunu söyleyeyim. Yani Emre Belezoğlu'nun iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum ve bence sorunun da bir sorununda da en önemli, en büyük sorunlardan biri olduğunu da düşünmüyorum. Ama büyük bir ciddi bir tepki var Emre bunu bilsin. Yönetimde bilsin. Volkan Demirel'e, Aurelio'ya, Selçuk Şahin'e bu arka beşli tayfasına Büyük bir tepki var. Bunun sebebi bence taa Ersun Yanalı yeme dönemleri, futbolcuyken yeme dönemlerinden gelen olaylar. Ee, ama yani tahmin etmediğim ve beklediğimden fazla bir tepki olduğunu da söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Emre Belozoğlu sorunun sebep yani bir parçasından ziyade bütün sorunlar yumağının içinde bir unsurdur. Ama e, çözüm müdür? Yani sorun emre değil ama çözüm de emre değil demiştim. O cümlemi beğendim. Bir daha tekrar ediyorum. <laughs> sorun emre değil ama çözüm de emre değil. Şimdi Başkan Ali Koç Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecekmiş. Çok büyük ihtimalle adaylığını açıklayacak. Yönetim kurulunun kuvvetlendirmesi gerektiğini söyledik. Kuvvetlendirecek. Ee, artık bir karar vermesi gerektiğini söyledik. Artık bir karar versin. Ve ben gelecek sene Fenerbahçe ile ilgili artık ya işte bizde de öyle oldular. Bize de şunu yaptılar. Varcılar, efendim bilmem neciler, operatörcüler, operasyoncular. Ya bunlardan çok sıkıldım ben. Fenerbahçe bunları çözmek zorundadır. Fenerbahçe gücü bunlara ezmeye yeter. Nitekim Sayın Başkan Ali Koç göreceğiz bakalım el mi yaman, el mi yaman dedi. Gördük ya yani, çözüldü işte. Hani transfer yaptırmıyordun Nihat Özdemir? Hani ne oldu? Limiti konuşan kalmadı. Nasıl çözdün? Fenerbahçe'nin öyle yapması lazım hep. Yani artık gerçekten bu hani yazık abi benim de elim kolum bağlı abi ne yapayım. Bu dış mihrakçılık yani zaten benim, ülkenin de. Yani hem öyle hem de şey ya ben de çok güçsüzüm yani. Güç Güçsüzsen yapma abi o zaman. Ya ligin en yumuşak takım bence Deniz Spor Gençler Birliği. En yumuşak takım ya Berat'ı da çıkart. Yumuşacık takım şey yok yani hakikaten eee Dişi dokunur. Böyle fiziksel bir oyun oynayan bir takım da değil. E, gençler bile içeride oynuyorsun. E, yeni, yeniliyorsun. Abi işte FETÖ bitmedi falan diye çıkıp yönetici açıklamaya... Büyük bir skandaldı. Arkadaşlar adamın kendisi FETÖ'cü ise kendisi FETÖ'cü, vatan haini FETÖ'cü ise devletin de gözünden kaçmışsa savcılığa şikayet edildi. Üstünden 10 hafta geçti. Bu adamın artık FETÖ'cü olduğu ortaya çıkar. Her. Ha Eniştesi dayısı olsun bu ona da yapacak bir şey yok yani. Ama yani artık bu havukadır, bilmem nedir. Ne bileyim ya Sos sosayı da e, Fetöcü operatörün ya kesini düşünmüyorum ya Fenerbahçe yani. Fenerbahçe masaya vur, 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 vur Bu var bu var operatörü. işte bu şirketi istemiyorum da ya. Fenerbahçe'nin artık ya o da gelmez. Bunu gittik ama olmadı. Ya 1997'de pardon 99'da 2000 kaçtı ya kaçtı Ancelotti 2002 mi 2001 mi? 99 99'da Hmm. 98-99'da Aziz Yıldırım daha o zaman daha yeni yani acemi bir adam. 98-99 Türkiye'sinde Capello'yu şey getirdi ya. Angelotti. Angelotti'yi getirdi. Capello'yla görüştü ya. Angelotti testleri gezip e, hatta prensiben okey de veriyor. Ya bu kendisi işte, her şeyde diye. Cenk da söylüyor ya benim Fenerbahçe'ye yanlış yaptım diyor adam. Kabul etmedim parmağa gittim diyor. Ya 98 yılının vizyonunda, Türkiye'sinde Ancelotti'yi getirdi. Capello ile görüştü ya. Capello 5 yıllık sözleşmesi de olmadı. Ya bizde sözleşmeler iki yani başkanlık süresi 2 sene, 2 seneden fazla yapamayız dediler adama. Hiding Avrupa şampiyonu oldu ertesi 3 gün sonra imzattı Fener'e. Arkadaşlar. Avrupa şampiyonu oldu. Ya, adam dünya şampiyonu oldu. Dünya. Fener 94'te dünya şampiyonu oldu. Valencia'da hocaydı. Ertesi sene Fener'e geldi. 5 dakika geç kalmış Selim Soydan anlat, sonra anlatsın. Selim Soydan Alişan oturuyor. Otelin lobisinde Madrid'de. Madrid'de mi? Madrid, Barcelona'dan bir yerde otelin lobisinde. İşte şu da 13'te diyelim buluşacaklar. 13.05 diyor kalk diyor gidiyoruz diyor Selim diyor. 13.05'te kalk gidiyoruz. Bir insan 5 dakika bekledir diyor başka. Ya abi geliyor adam dünya şampiyonu diyor. Oradan geliyor diyor ya görüyoruz yani. Cık, tam 5 dakikadır. 5 dakika diyor fazla değil. Yoldan çeviriyorlar. Adam diyor ki bizim şampiyon olmamız lazım diyor Alişan. Söz veremem diyor o zaman anlaşamayız diyor. Ya dünya şampiyon olmuş ha. Brezilya en son 70 24 sene son şampiyon yapan adam bu. Tabii tabii. 70'lerden sonra 94'te tabii, iki tabii. şampiyon oluyor. Arada. E şimdi da... bu adam diyor ki şampiyon söz vermezsen çalışmam seninle diyor. Bakıyor falan bu deli midir nedir? Tamam peki tamam, diyor. Neyse adam ya. <laughs> Ya Tomislav Ali Başkan geliyor. İviç alacak takıma, şeyden evvel. Paralel'den belki ara dönemde 94-95. Adam Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası. Monaco'da görüşüyorlar. Yarın diyor, işte konuşuyorlar, anlaşıyor, şu kadar parayız, tamam diyor, anlaştılar. Yarın da 3 saatte diyor, uçakta oluyor. Sabah 8'de, işte havaalanında ol, beraber özel uçakta gideceğiz diyor Alişan İviç'e. İşte diyor ki, tamam biz anlaştık diyor, ben diyor, Hırvat mil takımının sözleşmesi hocasıyım ya ben. Ya yani ne filan? Ya diyor ben sana demedim ben sana uçağa gel dedim diyor. Sen ne karıştırıyorsun diyor ya. Anlamadın galiba diyor. Uçağa gel dedim diyor sana diyor. Fenerbahçe başkanlığı budur arkadaşlar. Biz boşuna Fenerli olmadık yani. <laughs> Boş boşuna biz hani nakıs takım falan değildi ya bizi tutarken. Bu Ahmet Güvener'i kendisini de çok severim Ahmet Öneri. Bu Ahmet Güvener ve çetesi gidecek dedi. Gitti abi. Aziz Yıldırım'ın onlarca örneği var böyle. Onlarca örneği var. Tek reis da benim dedi. Tribün gruplarını da bitirdi. Hepsini de bitirdi. Bütün grupları bitirdi. Fener'de 20 tane grup vardı ya. Kadıköylüler grubu yok. Birleşik Fenerbahçeliler grubu bilmem ne grubu. Fenerbahçe başkanlığı budur abi. Bize karşı bilmem ne var. Şu var. Yedik hepsini. Yiyeceğiz güç yüzeye tahammülü yoktur Fenerbahçe'nin. lütfen bunu yapmayın. Yani öncelikle Sayın Başkan'a da Perşembe gününe itibaren böyle bir Fenerbahçe. Bir de bu şeyi bırak Sayın Manikoç. Yani futbolda gelen iklim, barışma iklimi, dostluk olsun. Sevgi kelebeği olalım. Hep beraber öpüşelim. Ya geç bu işleri boş ver abi. Rekabet geldiği zaman bak en sevdiğin adam Tugay Kağan Numan oldu da onun ligde çalışıyormuş dedi yani. Boş işler onlar. O yüzden bu toksik ortamda gücünü göstereceksin. Gösteremiyor musun? Aday olma lütfen. Nezih Bey'in de aday olmasını tebrik ediyorum. Bir aday daha çıksın. Hatta bir tane daha çıksın. Çıkıp anlatsınlar. Desinler ki biz şu işi daha iyi yaparız. Projeleri bir dinleyelim bakalım. Ya bence Ali Koç bir sene daha, bir dönem daha devam etmeli. Bence. Daha Nezih Barut'u dinlemeden konuşuyorum bunu. Çünkü Fenerbahçe'ye borcu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Ali Koç'a borcu vardır ama Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye borcu var. Bunu ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Nezih Bey'in de çıkmasını olumlu buluyorum. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Fenerbahçe artık nuzurluktan, nakıslıktan, zayıf görüntüden kesin menet olarak kurtulmak zorundadır. Başkanlık seçimi de bu başkanlık seçimini bu anlamda takip edeceğimi söyleyerek.